gönderim yapacağınız mail içeriğinizi mail şablonları kısmından oluşturacaksınız. Mail şablonlarınızı tıklayıp yeni şablon oluştur seçeneğini seçip şablonunuza ilk önce bir isim vermeniz gerekiyor. Bu şablon adı kullanıcılar tarafından gözükmeyecek. Sadece sizin sistemde bu şablonunuzu ayırt etmeyi sağlayacak isim. Mailinizin içeriğini bu alandan oluşturacaksınız. Mailinizin içeriğine yazı yazabilir, kaynak kısmında HTML kodunuzu yapıştırabilirsiniz. Resim ekleyebilirsiniz, tablo oluşturabilirsiniz. Örnek bir şablon oluşturalım. Tablo seçeneğini seçelim. 1'e 2 bir sütunumuz olsun. İkinci kolona yazımızı yapıştıralım. Daha düzgün gözükmesi için. İlk kolonumuza da resmimizi ekleyelim. Resim eklemek için kaynağın yanındaki ev işaretini seçiyoruz. Sunucuyu gez diyoruz. Önümüze gelen ekrandan yükle butonuna basıp göz atlayıp resmimizi seçip seçili dosyaya yükle dediğimiz anda seçtiğimiz dosya geliyor. Resmi çift tıkladığımız zaman resmin genişliğini, yüksekliğini değiştirebiliyoruz. Kenar boşluklarınızı ayarlayabiliyoruz. Tamam dediğimiz anda resim yükleniyor. Tabloyu, resmi, yazıyı yan yana koymak için kullanabilirsiniz. Şablonunuzun daha düzgün gözükmesini sağlar. Mail şablonunda çerçevelerin gözükmesini istemiyorum. Kenar boşluğunu sıfır yapıyorum o yüzden. Oluşturduğum mail şablonunun rengini, yazı tespitini değiştirebilirim. Daha kalın yapabilirim. İtalik yapabilirim. Numaralandırabilirim. Resme tıklayınca da kendi sistemin ana sayfasına gitmesini istiyorum. Tamam dediğim anda linki verildi. Kaydet dediğim anda mail şablonumu oluşturmuş oldum. Birden fazla mail şablonu oluşturabilir. Şablonunuzu ön izleyebilir. Daha sonrası kullanmak üzere düzenleyebilir, silebilirsiniz.